Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünkü dersimizde iki üçgenin benzerliği ile ilgili soru çözümü yapacağız. AD açısıyla BC açısının eşit olduğunu söylemiş. AD 4, AE 3, BD 2 ve EC x olarak vermiş. X'imize Kaç birim olduğunu soruyor. Dikkat ederseniz bu açı ile bu açı birbirine eşit. Yani bunun gördüğü açı üçgen bunun gördüğü kenar 6 oluyor. Biz de bu şekilde aynı benzerliği veren diğer iki kenarı bulacağız. Ortak kenarımız A gördüğünüz gibi. ADE E ve A, B, C üçgenindeki benzerliğe bakacağız. Diğer kalan iki kenarda birbirine daha doğrusu iki açıda birbirine eşit olmak zorunda. Buradan çıkardığımız sonuçlu nokta 3'ü görüyor. Nokta kimi görüyor arkadaşlar? AB kenarını 6'yı. 2 çizgiden gitsek. Evet iki çizgi kimi görüyor? 4'ü. 2 çizgi kimi görüyor? 3 artı x'i. Sadeleştirdim 3 bölü 6 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2 4 bölü 3 artı x'e eşitse işler dışlar yaptığımda 3 artı x 8'e eşit oluyor. x bana buradan 5 birim gelir derim. bir diğer sorumuzdayız. Şekli vermiş. Şekilde verilen uzunluklara göre DE x kaç birimdir diye soruyor. Gene benzerlik yapacağız. Ortak açımız dikkat ederseniz. A açısı. Burada diğer iki kenarı belirleyeceğiz. Dikkat edin. A'nın gördüğü x büyük A'daki A'nın gördüğü kenar 9. Buradan benzerlik yapacağız. Yaparken dikkat edin kendimiz seçeceğiz buradan açılar kim olabilir diye. Şimdi şu ikisiyle şu ikisinin benzer. Şu ikisiyle de şu ikisinin benzer olduğunu söylesem aynı oranı yakalayacak mıyım ona bakacağım. İki çizgi 4'ü görüyor. 2 çizgi 8'i görüyor. Oran 4 bölü 8. Tek nokta 3'ü görüyor. Tek nokta 6'yı görüyor. Oran 3 bölü 6. Evet. Demek ki benim burada benzerlik oranım 1 bölü 2'ymiş. Doğru belirlemişim açılarımı. O zaman buna göre bir tanesini alıyorum. 2 çizgi 4'ü görüyor. 2 çizgi 8'i görüyor. İçler dışlar yaptığımız zaman 36 eşittir. 8x oluyor. Herkesi 4'e böldüğümüzde burada 9 burada 2 kalıyor. x bana buradan 9 bölü 2 gelir diyorum. AB'nin BD'ye yedik, AC'nin CE'ye yedik, ED'nin de BD'ye yedik olduğunu söylüyor. AC 24, BC 18, EC 16, ED X birim bunu soruyor. Arkadaşlar açı vererek gidelim. Burası A ise burası B. 90 ise A artı B de 90. B'si burada buraya kim kaldı? a kaldı benzer üçgenler olduğu için bu açıda kim olacak b olacak şimdi buradan kuracağız gençler 90'ın karşısı 24'ü görüyor 90'ın karşısı 16'yı görecek kimi istiyor bizden x'i istiyor x'in gördüğü de a dikkat edin kimden başladıysak o üçgenden devam edeceğiz a'nın karşısı 18'i görüyor a'nın karşısı da x'i görüyor sadeleştirme yaptıktan sonra işler dışlar yapacağız 8'e böldüm 3 geldi 8'e böldüm 2 geldi içler dışlar yapıyorum 3x eşittir 36 ise x bana buradan 12 gelir diyorum. şekilde verilen uzunluklara göre AGX kaç birimdir diye soruyor. Gene ortak açımız dikkat ederseniz A. Şu iki üçgen arasında benzerlik kuracağım. Arkadaşlar benzerlik direkt eşit olmak zorunda değil. Kat oran şeklinde de olabilir. Yani dikkat ederseniz burada dördüm var burada iki var. Burada 5'im var burada onun um var. Bu şekilde de ifade edebiliriz. O zaman buradan benzerlik çıkartabiliriz. 2'nin gördüğüne çizgi koydum. O zaman 4'ün gördüğü de çizgi olmak zorunda. 5'in gördüğüne nokta koydum. Onun gördüğü de nokta olmak zorunda. Çünkü iki katı oran şeklinde gidiyor dikkat ederseniz. Buradan da şunu çıkartıyoruz. B açısıyla C açısının ne olması lazım? Birbiriyle aynı olması lazım. Peki B'nin gördüğü kenara dikkat ederseniz arkadaşlar. 11, Aynı şekilde C'nin gördüğü kenar X'imin olduğu kenar. Orası da X artı 4. Buradan X'i kaç bulurum? 7 bulurum. EG ile GC'nin birbirine GF ve DA'nın paralel DC ile AB'nin de birbirine paralel olduğunu söylüyor. AB 12, BF 10, EF 5 ve EDX'tir. X'in kaç birim olduğunu soruyor. Benzerlik oranına dikkat. 5'e 10 yani 1 bölü 2. Aynı şekilde bu kelebekte de 1 bölü 2 oranı olmak zorunda arkadaşlar. O zaman 12 olduğuna göre buranın komple 6 olması lazım. 3 3 şeklinde ne yapacağız? Ayıracağız. Şimdi başka bir benzerlik yapacağız gençler. Dikkat edin kenarlardan 5'in 15 oranı kime eşit olacak? 3'ün 6 artı x oranına eşit olacak. Buradan da eksiğimizi bulacağız. Sadeleştirirsek 1 bölü 3 gelir gençler. İçler dışlar yapacağım. 1 bölü 3, 3 bölü 6 artı x'e eşitse 9 eşittir. 6 artı x'tir. x bana buradan kim gelir? 3 gelir derim. ABC bir üçgen. AB dik BC'ye. DA da DE'ye dik. AE'yi 5, EB'yi de 3 vermiş. A, D'nin X, D, C'nin de Y olduğunu söylüyor. X kare artı X, y soruyor. Gençler birleşik vermiş. Ortak X parantezine alıyorum. Her ikisinde de olduğu için. X parantezine alınca dikkat ederseniz bir tane X'ini aldım. Bir tane X kaldı. X'ini alınca yanında sadece artı Y kaldı. Bu iki ifadenin çarpımının sonucunu istiyor bizden. Gene oran kuracağız. 90, 90 buradan gördüğünüz gibi. İkisinin de ortak noktası kim? A noktası. Geriye kalan E ve C açıları birbirine ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Peki kuralım o zaman oranı. 90 kimi görüyor? 5'i görüyor. Buradaki 90 kimi görüyor? X artı Y'yi görüyor. Dikkat ederseniz çaprazına X gelmesi lazım işler dışlar yapabilmeniz için. O zaman şunu diyeceğiz. Çizgi kimi görüyor? X'i görüyor. Çizgi kimi görecek? 8'i görecek. İşler dışlar yaptığımızda x çarpı x artı y'nin kime eşit olduğunu gördük. 40'a eşit olduğunu gördük. Yeni bir sorumdayım. MAC açısının CDB açısına eşit olduğunu söylüyor. AB'nin 5, DE'nin 8, EC'nin de 6 birim olduğunu söylüyor. X'i soruyor bize. Ortak açı varmış arkadaşlar. Dikkat ederseniz. D ve A açısı. ACE üçgeniyle DBC'nin diğer ortak açısı da C açısıdır arkadaşlar. O zaman geriye kalan E açısıyla B açısının ne olmasını bekliyorum? Eş açı olmasını bekliyorum. Yani benzerlikte eş olmasını bekliyorum. Eğer göremiyorsanız benzer olan üçgenleri yazabilirsiniz. A, C, E üçgeni benzerdir. Kime? D, C, B üçgenini. Buradan da kenar bağıntılarını güzelce kurup oranlayabilirsiniz. O zaman başlayalım. Kimin kimi oranı var? Dikkat edin. Nokta kimi görüyor arkadaşlar? 6'yı. Nokta burada kimi görüyor? X'i. 6'nın x oranı kime eşit olacak? 2 çizgi kimi görüyor arkadaşlar? 5 artı x'i. 2 çizgi kimi görüyor arkadaşlar? Şuradaki 2 çizgi 14. İçler dışlar yaptığımızda 14 çarpı 6 x çarpı 5 artı x'e eşit. Çarpanları ayırma bilmeyen arkadaşlarım. Dikkat edin. 14'ü 2 çarpı 7 diye ayıralım. Şimdi dikkat edin kendisi x diğeri x'in 5 fazlası. Yani öyle iki sayı oluşturacağız, oluşturacağız ki aralarındaki fark 5 olacak. 2 çarpı 6'dan 12 çarpı 7 şeklinde yazdığımız zaman kendim 7 isem 5 fazladan 12. O zaman x'in buradan kaç geldiğini görürüz. 7 geldiğini görürüz. Çarpanları ayırma bilmiyorsak da sayıları parçalayarak da bulabiliriz. Geldim yeni bir soruya. ABC bir üçgen, ABBC'ye dik, D, e DE de DF'ye dik. 50, 20 ve x açıları verilmiş, benzerlikler gösterilmiş gördüğünüz gibi. Bana x'in kaç derece olduğunu soruyor. Arkadaşlar burası 90, burası 50 ise buraya kaç kaldı? 40 kaldı. Dikkat edin 20, 90, 110. Buraya kaç geldi o zaman arkadaşlar? 70 geldi. Aynı şekilde burası da 70 olur. Peki C açısı ile E açısının eşit olduğunu söylüyor. Benzer olduğuna göre. Burası 50 ise burası kaç arkadaşlar? 50'dir. Buraya kaç kaldı? 90 olduğu için içerisi 40 kaldı. E, dikkat arkadaşlar. iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan diğer bir dış açıya eşitliği. Yani burasının 70 olması lazım. Buraya kaç kaldı? 30 kaldı. E, i̇çeride en küçük üçgenime bakıyorum. E, ebF e, e, üçgenine. 90, 30, 120. X'e kim kaldı arkadaşlar? 60 derece kaldı derim. Şekilde ABC üçgeninin BC kenarına ait kenar ortay 3 birim. DF üçgeninin de EF kenarına ait kenar ortay 2 birim olarak verilmiş. Benzer iki üçgen olduklarını söylüyorlar. Alın ABC 36 alan DF'yi istiyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki verilen kenar ortayların birbirine oranı benzerlik oranını verir. Yani 3 bölü 2. Hangi üçgenden başlıyorsak oradan gideceğiz. Peki alan nedir? Gençler benzerlik oranının karesiyle doğru orantılıdır. Yani normalde alanımın oranı kimdir? 9 bölü 4'tür. Peki ABC üçgeni Alanı kaç birim? 36. O zaman DF'nin kaç olduğunu bu benzerlik oranıyla bulacağız. Tekrar söylüyorum. Alan benzerlik oranının alan benzerlik oranının karesine eşittir. Dikkat ederseniz 9 tam 4 katı 36 yapar. 4'ün 4 katı da x eşittir 16. İstenen ADF alanıdır. Geldim yeni soruya. ABC bir üçgen. BF'nin FC'ye A'nin de EF'ye eşit işte olduğunu söylüyor. BD 24 ise ED kaçtır diye soruyor. Gençler dikkat edin. Şuraya çizdiğiniz zaman. İki eş parça yerdiği için orta taban görevi görür. BD 24 olduğuna göre burası ne olur? 12 olur. Aynı şekilde şurada benzerlik yaptığımız için 1'e 2 oranı olduğu için dikkat edin. 1'e 2 oranı olduğu için aynı şekilde 12'ye 12'nin kime oranı olması lazım? 6'ya olması lazım. Yani aranan ED uzunluğu kaç birimdir? 6 birimdir deriz. ABC bir üçgen ABC 50, AED de 130, AE'nin 1, EC'nin 5, CD'nin 3, DB'nin de X olduğunu biliyoruz. X kaç birimdir diye soruyor. Gençler dikkat ederseniz bu açı 50 olduğu için 130'dan dolayı bu açıda nedir? 50'dir. Benzer olanları yakalıyoruz. 50'nin gördüğü dikkat edin 6, 50'nin gördüğü kaç? 3, o zaman oran kaç katı gençler? 2 katı. E, C'ler ortak olduğuna göre geriye kalan açılar kim benzer olan? D açısıyla A açısı. Diyeceğiz ki D kimi görüyor? 5'i. B, C kimi görecek arkadaşlar? Onu tam iki katını. O zaman X artı 3 kime eşit olacak? Ona eşit olacak. X bana buradan kaç gelir? 7 gelir derim. AB ile DC'nin birbirine paralel AD'nin 12, DC'nin 9, CA'nın 15, AB'nin 25, CB'nin de x olduğunu söylüyor. x'in kaç olduğunu soruyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar benzer üçgenler bunlar. 9 12 15 3 4 5'in katıdır. Kaç katı? Tam 3 katı. 3'ün 3 katı 9, 4'ün 3 katı 12, 5'in 3 katı 15'tir. Peki 3 4 5'in diğer katı kim? Dikkat edin 15-25 var. 15-25. O zaman 3'ün 5 katı 15. 5'in 5 katı 25. 4'ün 5 katı kaç olacak? 20 olacak. Aranan x nedir arkadaşlar? 20'dir diyeceğiz. Geldim buraya. Şekilde verilen uzunluklara göre haşa bölü ve VB bölü VE, ND bölü NC'yi soruyor. H, V ve N'nin yükseklik kenar ortay ve açı ortay olduğunu biliyoruz. Bunlar da benzerlik oranına neydi arkadaşlar? Eşitti. Şimdi A'dan F'yi oranladığına göre A açısıyla F açısı birbirine benzer. 8 bölü 12 istiyor demektir arkadaşlar. VB'yi ve oranladığına göre 12 bölü 18'i istiyor demektir. ND'yi NC'yi oranladığına göre Dikkat edin. 15 bölü 10'u istiyor demektir. Sadeleştireceğiz gençler. Burası 2 bölü 3. 12 bölü 18 de sadeleştirirsen 2 bölü 3 gelir. 15 bölü 10'u sadeleştirirsen 3 bölü 2 gelir. Düzenlediğinde 4 bölü 3 artı 3 bölü 2'dir. Payda eşitledim. Burayı 2, burayı 3 ile 8 bölü 6 artı 9 bölü 6'dan toplamın bana 17 bölü 6 gelir. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz buraya kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.